İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün zor sabahlar hakkında konuşmak niyetim. Zor sabahlar. Eğer bu video karşına böyle bir sabahta çıktıysa ya da düşünceler arasında savrulduğun, ne yapacağını bilmediğin bir anda çıktıysa bu bir tesadüf değildir. Bu sana senin derinindeki özünün rehberliğidir, yardımıdır. Sana yardım olarak burada bulunmaktayımdır. Sana senin düşünceler olmadığını hatırlatmak için buradayımdır. Zihin eğer savruluyor ise düşünceler arasında hatırlaman gereken tek şey senin düşüncelerden etkilenmediğin ve senin düşünce olmadığındır. Bırak zihnin istediği gibi savrulsun. Sen tüm olan biteni ve döneni izleme halinde kal. Ve her ne oluyorsa olsun, insan dünyasında, dış dünyada ya da zihninde ne kadar savrulursa savrulsun, tüm bu düşüncelerin dokunamadığı kendi içinde bir sakinlik alanı mutlak mevcuttur. Şu an yapman gereken tek şey de kendini o kendi olduğun, asıl olduğun senin özün olan o sakinlik haline çekmendir. Küçücük bile olsa kendine bir sakin nokta yakalayabilirsen, işte o halde düşüncelerin gelip gidişlerini gözlemleyebilirsin. Ve o halde de düşünceler arasında savrulmamaya başlarsın. Şu an sadece sakinleş, rahatla, düşünceleri çözmeye çalışma, onların da peşine takılma. Düşünceler üreyecek, artacak ve seni bir o uçtan bu uca çekmek isteyecektir. Seni haydi bunları çözmeliyim diye kendi girdabına çekmek isteyecektir. Sorunu çözmeye çalışan şey yine kişinin, zihnin ürettiği bir şeydir. Seni kendi girdabına çekecektir. Şu an yapacağın şey bunları çözmek, anlamlandırmak, ya da bunlardan kurtulmak için yol aramak değildir. Bunlardan kurtulmanın yolu zaten senin içindedir. Sadece kendini kendi sakinliğine çekmeni beklemektedir. Sakinlik görünmez olabilir fakat şu an dediğimi sen de içinde bilmektesin. Dış dünyanda her ne oluyorsa olsun ya da zihnin her ne kadar karmaşaya sürükleniyor olursa olsun bunlardan etkilenmeyen kendi içinde bir sakinlik mevcuttur. Şimdi yapacağın tek şey o sakinliğe kendini çekmektir. Ve buradan olan biteni sadece izlemektir. Düşünceleri dinlemek, belki de bazen biraz kafanı çevirmektir. Her ne oluyorsa o ana özgü şekillenecektir. Bazen bir düşünceye sırtını dönmek o düşüncenin sönmesine sebep olur bazense gözünü dikip ona bakman düşüncenin sönmesine sebep olur. Senin yapacağın tek şey onunla özdeşleşmeyi ve kendini zihin zannedip burada beliren düşünceler arasında savrulmayı bırakıp kendini tüm bunlardan çekip hepsini dışarıdan görebilmektir. Peki neden hep sabahları bütün düşünceler akın eder? bazen yataktan uyanmadan akın eder. Yatakta seni zorlamaya ve zihnini bir sürü düşünceyle doldurmaya başlar. Bunun sebebi nedir? Çünkü bu hayat bir rüyadır. Ve uyuduğunda yine rüya görürsün belki. Fakat tüm bu rüyaların ötesinde bir boşluk hali mevcuttur. Ve işte orası senin asıl olduğun yerdir. Orası burasıdır. İşte buradayım dediğimde senin içinde de hissettiğin ve sana hatırlatan şey burasıdır. O boşluk, sessizlik ve hiçlik halidir. Çoğumuz kendi hiçliğine uyanmaktan korkar belki. Fakat aslında her gece uyuduğunda tüm rüyaların ötesinde var olduğu hal o haldir. Aslında her gece uyuduğunda uyanmışsındır çünkü zihnin ötesine geçmişsindir. Görüntülerin ötesine geçmişsindir. Algılananın ötesine geçmişsindir. Asıl haline varmışsındır. Ve buraya uyandığında, yani burayı gerçek olarak algıladığın, bu rüyaya uyandığında bu rüyada da her şey sana gerçek olduğunu ispatlamak için hücum edecektir. Ta ki zihni kaynağına çekip o boşluk haliyle bir olana ve buranın rüya olduğunu tamamen idrak edip bu zihine bunu kökleyene kadar bu devam edecektir. Uyandığında bu dünyanın gerçekliği bazen sana çarpıyormuş gibi hissettirebilir. Halbuki sana sadece buranın da bir rüya olduğunu hatırlatmak için gelmektedir bu dünyada zihinde kodladığın bütün düşünceler zihnine sabah hücum edebilir ve belki de seni sıkıştırabilir. Bazen akşam hakikatine uyanırsın ve muhteşem idrak anları yaşarsın, uyursun ve uyanırsın, hayatındaki en zor sabaha geçirirsin. Çünkü zihin sahip olduğu gerçekliği ve bugüne kadar savunduğu edindiği bilgileri korumak, bugüne kadar var ettiğin kişiliği sürdürmek için sana saldırıya geçecektir. Bu da muzip bir oyundur. Ne olursa olsun her sabah uyandığında senin aslında zihnin ötesinde ve gördüğünün ötesinde olduğunu sana hatırlatman, kendine hatırlatman, bu oyunun içine dalmanın önünde duracaktır. Zihnine sabah düşünceler dolduğunda eğer hemen düşüncelerin peşine takılırsan ya da dün iyiydim deyip yeni bir zaman ilizyonu yaratırsan ya da yine dersen, yine bu sabahta zor geçiyor dersen yine bir zaman ilizyonu yaratırsan bu düşünceler seni kendi girdabına çekecektir. Oysa senin yapacağın yineler, artıklar bu düşünceleri bırakıp, zamanı yaratmayı bırakıp Sadece şu anda kendini sakinliğe çekmendir. Tek yapacağın şey budur. Çözmek değil, geçmişe gitmek değil, ya da şu an bulunduğun durumdan bıkmak değil. Çünkü zihnin en büyük silahlarından biri de tekrarlayan döngülerde artık bıktım demesidir. Çünkü bu arka planda bir umutsuzluk yaratacaktır. Ve yine seni zaman ilizyonuna sürükleyecektir. Yine seni kişinin var olduğu ilizyonuna sürükleyecektir. Çünkü hayat an ve an sürekli olarak değişmektedir. Ve o sebepten şu an uyandığın bu sabahın ya da şu an yaşadığın bu an sadece ve sadece şu an özgüdür ve aslında ilk defa belirmiştir. Fakat zihin hep böyle oluyor diyecektir. Artık kurtulmak istiyorum diyecektir. Bıktım diyecektir. Yapamıyorum diyecektir. Peki şu an içinde bulunduğun an sadece ilk defa beliriyorsa, orata, ortada bir bıkkınlık kalır mı? Yapacağın tek şey tüm bu hayatın bir film olduğunu kabul edip, her şeyinde ilk defa yaşandığını bilip kendini merkezine yani o sakinlik haline çekip olan biteni izlemektir. Dış dünyada da dramlar belirebilir ya da dış dünyada her şey sükunette olsa da zihnin çalkantıya varabilir. İkisi de aynı şeydir. Dışında gördüğünde bunun içinde canlanan şey de aynıdır. O halde dışarıyı da aynı zihninin içi gibi gözlemleyip kendini her şeyden bağımsız o sakinlik noktasında tutmaktır. Bir süre sonra sönecektir. Ve bu böyle tekrarlayan bir şekilde yapılan her bir pratikte düşünce etkisini kaybedecektir. Zihnin savaşları seyredilecek ve bir şekilde artık kaynağına çekilecektir. Bu halde de zihin efendi konumundan hizmetçi konumuna oturacaktır artık sana hayatın neşesini deşifre etmek için var olacaktır. Senin karşında değil, senin yanında olacaktır. Bu halde sabah uyandığında bu dünyanın gerçekliğiyle sana saldırmayacak, aksine seni berrak ve yeniden var olmuş bir hayata doğman için ve tüm olan biteni deşifre etmen için senin yanında var olacaktır. Çünkü artık böylesi bir zihin kaynaktan uzak değildir. Merkezinden uzağında değildir. Zihnin çalkalanmasının ve düşünceler arasında savrulmasının tek sebebi merkezinden uzaklaşmış olmasıdır. Merkezi neresidir? İşte senin "buradayım" dediğin o sakinlik ve sessizlik alanıdır. Ve yapacağın tek pratikte kendini bu sakinliğe çekmek, bu dinginlik haline kendini çekmek ve tüm bu seslere rağmen zihninin içinde dönen bir sürü sese ve bu gerçek gördüğün hayatın içinde dönen bir sürü sese rağmen kendi sessizliğini bulup tüm bu sesleri kendi sessizliğinden dinleyip kendi sessizliğinden izleyip sakin kalıp sönmesini beklemektir. Çözmek değil, mücadele etmek değil, kurtulmak için çırpınmak değil. Sadece izlemek, dinlemek, sakin, güçlü beklemektir. Elbet tüm düşünceler tesirini kaybedecek. Zihin merkezine çekilecektir. Her ne oluyorsa olsun, her şeye dayanacak güç sende mevcuttur fakat zihin her şeyi çözeceğine dair bir gücü olduğuna inanır. Bu kişiliğin ilizyonudur. Senin hiçbir şeyi çözmen gerekmez ve çözecek gücünün olması da gerekmez. Çünkü tüm bu çalkantıya ve tüm bu dramı senin içindeki yaradan o yüce güç zaten çözecek güçtedir. Senin de her şeyi ona teslim etmen yeterlidir tüm endişelerini tüm düşüncelerini kendi içindeki o yaradana teslim etmen yeterlidir. Zihin dayanacak gücüm kalmadı demeyi de sever. Kişilik bunu oynamayı da sever. Dışında dert beliriyorsa mutlaka içinde dermanı vardır. Ve her neye dayanamıyorum diyorsan her şeye de dayanacak gücün vardır. Fakat dayanacak gücünün olması senin çözeceğin anlamına gelmez. Senin çözümün önünü açman yeterlidir. Çözümün önünde durmamayı, durmayı bırakman yeterlidir. Peki çözümün önünde nasıl durursun? Çözmeye çalışarak. O halde yapacağın tek şey çözümü yapmaya çalışmayı bırakıp sadece izlemek sessiz olmak ve her şeyi kendi içindeki o yüce yaradana bırakıp sakince beklemektir. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Sevgiler.